1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları yükselmeye devam ediyor. Son durumu alacağız. A Haber ekibinden Vedat Sezer'e dönelim hemen. Vedat, söz sende. ...2017'de temelleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan 1915 Çanakkale Köprüsü şüphesiz Türkiye'nin ulaştırmadaki en büyük projelerden bir tanesi ve çalışmalar da hızla devam ediyor. Hemen arkamda Çanakkale Boğazı'nda Gelibolu'nun Sütlüce ve Lapseki'nin Şekerkaya mevkileri arasındaki bölgeye yapılacak köprü yaklaşık 4608 metre uzunluğunda olacak ama senin de söylediğin gibi iki ayak arası açıklığı 2023 metre, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılına atfen yapıldı. 2023 metreli dünyanın en büyüğü olacak olan köprüde denizaltı çalışmaların ardından artık su üstü çalışmaları yoğun bir hızla devam ediyor. Sadece denizdeki çalışmalar değil, karadaki dev şantiyelerde de artık tabliyelerin bağlantı ayakları da yapılma çalışmaları devam ediyor. Hemen biraz teknik bilgiler verelim. Denizaltında yaklaşık her iki tarafta 400 adet çelik kazıklar üzerine oturtulan yaklaşık 50 bin ton ağırlığında iki keson üzerinde yükselen kulelerin artık 6. blokları da montajlanmış durumda ve artık o kulelerde ciddi anlamda yükselmeye başladı ve ciddi çalışmalarda aşamalarda kaydedildi. Şu andaki deniz içerisindeki yüksekliği 50 metreyi geçmiş durumda diyebiliriz artık. Tabii ki onların uzunluğu toplamda 333 metre olacak ama asıl su üstündeki yüksekliği ise kulelerin yüksekliği 318 metre olacak. Yani 18 Mart'ı da simgeleyecek bir köprü ayağı olacak. Tabii kulelerle birlikte aynı zamanda rüzgara dayanık testleri de yapılmıştı ve 288 kilometre hıza ve rüzgara, şiddetli rüzgara dayanıklı olacak olan köprü incelikleri de taşıyor. Yani kırmızı beyaz olan Türk bayrağının renklerini taşıyacak o köprünün ayakları. Sadece bu değil, otoyol çalışmaları da devam ediyor. Otoyol çalışmaları bir taraftan da her iki tarafta kurulan şantiyelerde devam ediyor. Yaklaşık 4 şantiye var çünkü Malkara, Çanakkale, Savaşçıpa otoyolu da buradan geçecek ve bittiği zaman da Marmara bölgesindeki ring tamamlanacak. Bölge ekonomisine oldukça ciddi bir katkı sağlayacak bu köprü ve çalışmalarda yaklaşık 3500 kişi çalışıyor. Bunların neredeyse 1000 tanesi de mühendis olarak çalışıyor. Şu anda Çanakkale'de hızlı çalışıyor. 24 saat hem denizde hem karda çalışmalar devam ediyor diyelim. Sözü buradan size bırakalım Banuel. Vedat, çok teşekkürler.